Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Hepinize hayırlı günler, hayırlı pazarlar. Çok uzun zamandır Türkiye'de otomobil bayilerine gittiğimizde karşımıza hep aynı söylem çıkıyordu. Araç yok. Ya da ya da seni söylemeyeyim, sonra söylerim. Arkadaşlar araç yok, araç yok diye diye satış rekorları kırmaya devam ediyor otomobil markaları, otomobil bayileri. Ne olmuş biliyor musunuz? Hani o Türkiye'nin en çok aranan, fiyatından dolayı en çok istenen otomobili fiyat var ya, fiyat. Son da söyleyecektim de burada söyleyeyim. Arkadaşlar fiyat bu ay, yani geçtiğimiz ay Ocak ayında tam 10.000 adet araç satmış. Tam demeyeyim, yalan olmasın. Yaklaşık olarak 10.000 adet araç satmış. İşte 9.000 küsür, neredeyse 10.000. 10.000 adet araç satmış arkadaşlar fiyat markası. Tek başına. Tüm zamanların rekorunu kırmış. Tek başına. Diğer markaların yıl boyunda 12 ayda satabildiği araç sayısından daha fazla aracı bir ayda satmış. Ama siz ya da biz fiyat markasına gittiğimizde araç yok deniyor. Ancak biliyoruz ki 200-300 bin lira fazladan paramız varsa ya da takasa verebileceğimiz, iyice keriz yerine koyulup bizim aracımızı ölü fiyata alacak olan insanlara evet diyebileceğimiz bir arabamız varsa altımızda, işte o zaman araç hemen bulunuyor. Biliyorsunuz artık bunları. Söylemeye gerek yok ama söyleye söyleye dilimizde tüy bitti, bir kez daha söyleyelim. Bugün bir haberle karşılaştık. Diyor ki Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, artık kimse, devletin bir yetkili kuruluşu daha önce yaptığı açıklamayla birlikte otomobil markalarına, bayilerine başlattığı incelemeyle ilgili bir ikinci açıklama yapmış. Yapmış ama ortada hiçbir şey yok. Ne şu bayiye şu cezayı verdik, ne şuna şunu yaptık. Yok. Sadece son 3-4 ayda satılan işte bilmem kaç bin aracın, 250-260 bin aracın alıcılarına ulaştık. Onlara mesaj attık. Dedik ki bize bilgilerinizi gönderin. İşte sizden aracı alırken elden para aldılar mı falanlar filanlar. Bir de bu araçları nasıl sattıklarına dair markalardan ve bayilerden rapor istedik diyorlar. Denen bu. Sonrasında da eğer stokçuluğa, araç bulunmamaya, araç fiyatlarını yükseltmeye yönelik bir şey varsa onları biz hızla düzeltip bu ortadaki sıkıntıyı kaldıracağız, yok edeceğiz diyorlar. Ya ortadaki sıkıntı pandemiden beri var. 3 yıldır, 4 yıldır bu sıkıntı var bu ülkede. Ne zaman ki otomobil yatırım aracı haline döndü, alsatçılar için içine girdi, o günden bugüne otomobillere hücum var ve otomobiller piyasada yok. İlk dönemlerde %50, %80 ÖTV'si çıkınca alsatçılar, galericiler sıfır otomobilleri toplayıp bir ay, iki ay bekleyip 60-70 bin lira, 100 bin lira, 200 bin lira fazlasına satıp kar yapıyorlardı. Sonra bayiler baktılar ki kardeşim burada güzel bir kar var, niye biz yapmıyoruz? Kendileri ikinci ele çıkartıp arabayla bir tur atıp 300-500 kilometre yol yapıp kapıya çekip sıfır araç yok abi, ama aynısı ikinci elde 100 bin lira pahalı, 70 bin lira pahalı deyip kendileri satmaya başladılar. Yani dediler ki madem ortada bir kazanılacak para var, o parayı niye başkası kazansın kardeşim? Direkt biz kazanalım. Çünkü bu arabayı sıfır olarak zaten biz satıyoruz. Bu saatten sonra da olan oldu ve ipin ucu kaçtı. Devletin müdahaleleri aşırı derecede geç kaldı. Ki yapılan müdahaleler de hiçbir şeye çare olamadı. Üstüne ÖTV indirimleri geldi. Yapılan ÖTV indirimleri fiyatları daha fazla yukarıya çıkarttı. En son yapılan ÖTV indirimini hatırlayın arkadaşlar. 500 bin liralık aracın fiyatı 400 bin liraya düştü. Ama bayiler o aracı 600 bin liraya satmaya başladı. Ya da ikinci elde o aracı bir şekilde ele geçirenler 600 bin liraya satmaya başladı. Yani ÖTV indirimi yine vatandaşın çok güzel bir yerine girdi. Neyse, ağzımızı bozmak istemiyoruz. Ocak'ta ne olmuş onu söyleyeyim size. Araç yok, araç yok diyorlar ya. Arkadaşlar Ocak ayında bir otomobil, bir ticari araç satışı yapılmış Türkiye'de. Aklınız durur. Gerçekten aklınız durur. Tüm zamanların, bakın son 10 yılın değil, tarihin gördüğü en yüksek Ocak ayı satış rakamlarına ulaşılmış. 51 bin adet otomobil satılmış Ocak'ta. Son 10 yılın ortalamasına vurduğunuzda %50 daha fazla. Son 10 yılın toplam ortalaması Ocak ayı %50 daha fazlası bu yıl satılmış. Ve araç yok diyorlar. Geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre %35'e yakın bir artış var otomobil satışlarında bu yılın Ocak ayında. Arkadaşlar şaka değil bunlar. 51 bin tane araç satılmış. 51 bin. Ama biz gidince ya da ihtiyacı olan gidince ya da engelli vatandaşımız gidince onlara otomobil yok ya da 250 bin lira, 200 bin lira fazla verirseniz otomobil var deniyor. Bir tanesi geçen Face'te yazmış, gördüm. 560 bin lira Hyundai'nin Tucson'un bir paketi. O zaman ÖTV indirimiyle alınabiliyormuş. 560 bin lira olması lazım maksimum fiyatın. Hadi diyor 600 bin lira olsun diyor, razıyım diyor. 825 bin lira fiyat istediler benden diyor. Ben diyor ne o parayı verecek gücüm var, ne o parayı verecek gücüm olsa o parayı bu kansızlara veririm diyor. Aynen böyle söylüyor. Şimdi arkadaşlar bakanlık halen daha bir şeyleri delilli ispatlı hale getirmeye çalışıyor.
Ya neyin delili, neyin ispatı? Ülke ayağa kalkmış durumda ya. Millet artık aksesuarı geçti. Elden 100 bin lira, 200 bin lira almadan arabayı vermiyor alacak olana, binecek olana. Siz hala devlet olarak bu işin peşindeyiz, inceleyeceğiz, tez zamanda da karşısına çıkacağız diyorsunuz. Neyse dur, Ocak satışlarıyla devam edeyim. Arkadaşlar, sadece hafif ticari araç satışlarına baktığımızda son 10 yılın ortalamasına göre %65'ten daha fazla bir artış var. Şaka gibi ya. %65 ne demek ya? Ocak ayında %65'lik artış var. Sadece hafif ticaride. Geçen yılın Ocak ayına göre de %50'lik artış var hafif ticari araç satışlarında. Ford'la Fiat hafif ticari de şov yapmışlar arkadaşlar. İkisi de 3000'den fazla hafif ticari satmayı başarmış. Vallahi helal olsun. En çok satan markayı söyledim ama bir daha söyleyeyim. Arkadaşlar, Fiat hafif ticari otomobil toplam satışlarda neredeyse 10.000 adedi bulmuş. Ya Egea 6000'den 7000'den fazla araç satmış ya. Sadece Egea. Zaten başka aracı yok Fiat'ın. Bir tek Egea'sı kaldı. Onun da bir cross'u satılıyor, bir de sedan'ı satılıyor. Diğerleri zaten çok fazla yoklar. Varsa da çok az satılıyorlar. Ya inanılmaz bir satış var ya. Ocak ayında diğer markaların toplamda yıl boyunca sattığı araç kadar araç satmışlar. Hala araç yok diyorlar. Ya kardeşim, sıra var deyin, bekleyen var deyin, bir şey deyin ama yok demeyin ya. Gelecek araçlar satıldı deyin ya, bir şey söyleyin ama yok demeyin kardeşim. Madem araç yok, geçtiğimiz Aralık ayında yine rekor kırılmıştı. Ocak'ta yine rekor kırıldı. Bu kadar aracı nasıl satıyorsunuz ya? Araç yoksa nasıl satıyorsunuz abi? Bu milleti enayi yerine, keriz yerine, aptal yerine koymaktan vazgeçin artık ya. Allah için dürüst olun ya. Vermiyoruz kardeşim deyin 200 bin lira fazla vermeyene. Vermiyoruz deyin ya. Alnınızdan öperiz lan o zaman. Deriz ki helal olsun, en azından adam dürüst be. Adam gibi söyledi deriz be. Ama yok kardeşim, araç yok, 6 ay sonra sıra var demeyin. VAK grubu. Türkiye'nin en pahalı otomobillerini satan markalardan VAK grubu. VAK grubu deyince aklınıza sadece Volkswagen gelmesin arkadaşlar. Volkswagen'i, Seat'ı, Skoda'sı, Audi'si, işte onun bir de birkaç tane de lüks markası var ama onlar bir iki tane satmıştır. Arkadaşlar, VAK grubu toplamda Ocak'ta 9000'den fazla araç satmış. 9000! Ya şaka gibi ya. Satılan araçlar diyeceksin ki şimdi pahalı otomobiller de işte satılmış. Hani 2000 motor, 2500 motor, 3000. Lan öyle de değil. Türkiye'de satılan araçların, otomobillerin %90'ı 1.6 ve altındaki ÖTV'si düşük diyeceğimiz araçlar. Yani gariban araçları diyeceğimiz araçlar. Gerçi o gariban araçları da 1.5-2 milyon artık, 3 milyon biliyorsunuz değil mi? O araçlar ama yani ÖTV'si, vergisi en düşük olan araçlar ha. Bu 50 bin aracın, 51 bin aracın işte 20 bin tanesi, 30 bin tanesi işte Mercedes'in S serisi, E serisi, BMW'nin 5'i 7'si değil ya. Normal bildiğiniz E20, işte ne bileyim Bayon, Fiat Egea falan filan ya. Küçük motorlu araçlar. Yani bizim istediğimiz, halkımızın istediği araçlar. Ve bu araçlardan 51 bin tane satılmış Ocak ayında toplamda. %90'ı, hatta 90'dan fazlası 1.6 ve altındaki motorlara sahip. Helal olsun. Daha bu saatten sonra söyleyecek bir şey yok. Birkaç bilgi daha vereceğim de bunlar öyle çok önemli bilgiler değil. Otomobil kasa tiplerine baktığımızda SUV'ler yine zirve yapmışlar arkadaşlar. SUV'ler %55'ten daha fazlalık bir oranla satılmayı başarmışlar arkadaşlar. Kasa tiplerine baktığımızda sedanla hatchbackler artık yok. Onların toplamı SUV'lere yaklaşamıyor bile. Düşünün ya, %55 Ocak ayında SUV satılmış en fazla. SUV. Onlar da aklınıza 2000-3000 motorlar gelmesin. 1.6 ve 6 genelde çoğu. %90'ı öyle yani. Yakıt tiplerine baktığımızda da Ocak'ta %85'e yakın benzinli otomobil satılmış ama burada saf benzin demeyelim. Yanlış olur. Bu hibritleri de ben benzinli sınıfına koyuyorum. Çünkü çoğu benzinli hibrit. Sonra LPG'liler var. Onlar da otomatik olarak benzinli LPG'li. Yani bunların toplamına baktığımızda %85'lik bir rakam var. %85 benzinli araç. Ana yakıtı benzinli olan araçlar satılmış. Geri kalan %13-14 de dizel araç. Yani Türkiye'de dizel gerçekten ölüyor arkadaşlar. Gerçekten ölüyor. Bu saatten sonra dizel otomobil almayı düşünüyorsanız bence iki kere düşünün. Ocak ayının en güzel olayı da şu arkadaşlar. 1071 tane elektrikli otomobil satılmış. 1071 size az gibi gelebilir ama 2 yıl önce yanlış hatırlamıyorsam tüm senede 1000-1050 tane, 1100 tane ya da 1500 tane elektrikli otomobil satılmıştı. Türkiye'de bu yılın Ocak ayında 1071 tane elektrikli araç satılmış. Bu da araç yok denilen halde. Bir de o araçlar gelmeye başlarsa yıl sonuna doğru belki 50 bine bulan elektrikli otomobil satışına inşallah ulaşırız da çevreyi daha az kirleten otomobillerle karşılaşırız. Bir de inşallah Şubat'ta, yani bu ayda ön satışı açılacak, Mart'ta da teslim edilmeye başlanacak TOG işin içine girince zaten o 20 bin tane tek başına satılacak. İnşallah elektrikli otomobil satışları yıl sonunda 50-60 binlerin üzerine
çıkar arkadaşlar. Ben bunu canı gönülden istiyorum. Allah nasip ederse bize de bir elektrikli otomobil inşallah biz de alırız. Bir dua edin arkadaşlar. Bay Yeşilbağ hayalindeki gibi bir araba inşallah helalinden nasip olur diye bir dua edin. Vites türüne baktığımızda da Ocak'ta satılan otomobillerin %75'i otomatik vitesli araçlardan oluşuyor. Zaten Fiat'ın Egea'sını çıkartırsak sanırım manuel olan araba yok gibi. Yani gerçekten yok gibi. Volkswagen'de bilmiyorum var mı, belki en baz paketleri, başlangıç paketleri manueldir. Ne bileyim, Hyundai'de belki yine başlangıç paketleri manueldir. Yani çok markada artık böyle arkadaşlar. Hatta bazı markalarda hiç manuel kalmadı bile. Doğal olarak satışlarda da otomatik vitesler aşırı derecede önde. %75'lik bir otomatik vitesli araç satışı var. Ama asıl mevzuyu tekrar dile getirerek videoyu kapatalım. Arkadaşlar Ocak'ta tüm zamanların rekoru kırılmış. Son 10 yıllık ortalamanın %50 üzerinde otomobil ve hafif ticari araç satışına ulaşılmış. 51 bin adet araç satılmış. Ocak yılın belki de en az otomobil satılan, araç satılan ayı olurdu. Ama 51 binde başladık. Yani bu sene 1 milyonları görebiliriz otomobilde. Bayiler eğer getirip vicdansızlık yapmayıp herkese, her isteyene verirlerse. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Eğer kanala abone değilseniz, sayfayı takip etmiyorsanız lütfen abone olup sayfayı takip etmeyi ihmal etmeyin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.